Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da bir takım incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen milletvekili Mahmut Dede mikrofonlarımıza çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muhabirimizin Nevşehir'den aday adayı olmayacakmışsınız sorusu üzerine açıklamalar yapan Dede bakın neler söyledi. Tabii seçim süreci yaklaştığı zaman sahada spekülatif söylemler çok artar. Bunlar doğaldır. Siyasetin, toplumun genel özellikleridir. Ben Nevşehirliyim. Nevşehir doğumluyum. Ve ömür boyu taşıyabileceğim, çocuklarıma da manevi miras olarak devredebileceğim en önemli payı bu şehirde aldım. Milletvekilliği payesini. Ve bundan dolayı da Rabbime binlerce şükrediyorum. 4 Haziran 2007 tarihinde Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız benim bu şehirde milletvekili olmam için aday listesine aldı. Biz de bir AK Parti milletvekili adayı olarak elimizden gelen gayreti göstererek gece gündüz çalışarak buradan 3. sırada olmama rağmen 3-0 Nevşehir'deki milletvekilliğini 3'te 3 kazanarak 4 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öncelikli olarak Nevşehir'imizi, sonra Türkiye'miz genelindeki problemleri, sorunları orada dile getirebilmek, çözüm önerileri bulabilmek ve yasa ve kanunlarda gerekli çalışmaları yapabilmek için 4 yıldır Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyorum. Ve bu arada da her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de seçilmiş olduğum memleketimde milletvekili olarak hizmetimi sürdürüyorum. Biraz önce bahsettiğiniz gibi aday adaylığı süreci bizim Anadolu'da şöyle bir tabir vardır. Biz soyunduğumuz yerde giyiniriz. Ben o biraz önce yine bahsetmiş olduğum payeyi bu şehirde aldım. Ben bu şehirden paye almak için gelmedim sadece. Ben bu şehre hizmet etmek, bu memleketin evladı olarak faydalı olabilmek, kültürel, sosyal, ekonomik altını nasıl doldurabilirseniz doldurun. Bütün bunlarda katkı verebilirsem bundan dolayı çok memnun olurum. Ve altını özellikle çiziyorum. Ben yine bu dönem, yani 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde doğduğum şehirde Nevşehir'den aday adayı olarak müracaatımı genel merkeze yaptım. Ve Allah nasip ederse süreci diğer milletvekili aday adayı arkadaşlarla beraber yaşayacağız. 11 Nisan günü de Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu takvime göre partiler listelerini 11 Nisan 2011 Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'na verecekler. Ve o günde AK Parti olarak Nevşehir'den belli olacak 3 tane isim çıkacaktır. Şimdiden aday adaylarımıza muvaffakiyetler, başarılar diliyorum. İnşallah Rabbim hayırlı olanı nasip eder. Buradan yine aday adaylarına özellikle istirhamım şu, genel adabı, genel seviyeyi düşürmeden dostça, kardeşçe, bu memleketin evladı olarak, bu şehirde doğmuş insanlar olarak, özellikle altını çiziyorum, bu şehirde doğmuş, yetişmiş insanlar olarak hepimiz bir kardeşler topluyuz. Edep dairesi içerisinde, sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde bu süreci tamamlayalım. Belki 25, belki 30 aday adayı olacak gibi görünüyor. Şunu bilmemiz lazım. 3 kişiye nasip olacak bu. Herkesin de 3'te 1 şansı var. Bu çerçeveden bakarak bu süreci dostluk içerisinde, hemşerilik duyguları içerisinde tamamlayalım diye temenni ediyorum.